Kahramanımız iyi bir aileden gelen William Hare Brown'un ikinci oğlu. 17 yaşında yurt dışına gitmek üzere okulu terk ediyor. Ticaret hayatına atılıyor, herhalde başarılı da oluyor ki adı deniz aşırı ticaretin büyük isimleriyle birlikte 1577'de kurulan İspanya Kumpanyası'nın üyeleri arasında geçiyor. Bir tüccarın cesaretine, zekasına, kurnazlığına sahip ama aynı zamanda sözünü sakınmayan, fevri ve hırslı bir adam. Eğlenceye düşkün, övünmeye de meraklı. İngiltere'nin Osmanlı'ya gönderdiği ilk elçiyi bir tarihçi bu sözlerle tarif ediyor. William Harborne, Londra ile Bağbali arasındaki kapıları açan kişi. İstanbul'a yollandığı tarih olan 1583'te Osmanlı tahtından 10 sultan gelmiş de geçmiş bile. Kent diğer Avrupalı ülkelerin temsilcileriyle dolu. Venedikliler 170 yıldır, Fransızlar neredeyse 50 yıldır orada. İşte bu dizide bu geç başlangıçtan başlayarak Osmanlı-İngiliz ilişkilerine bakacağız. Batıdaki şark malları talebinin Osmanlı topraklarına sürüklediği tacirlerin, maceraperest İngiliz seyyahların öykülerini dinleyecek, Türk imgesinin İngiliz edebiyatına, mimarisine yansımalarına bakacak, şu meşhur Doğu sorununu tartışacağız. Ama gelin biz şimdilik ilk elçi William Harborne'a dönelim, onun ayak basma öyküsünü İngiltere'deki Osmanlı tarihçilerinin en önde gelen isimlerinden birinden, artık hayatta olmayan Susan Skillitter'ın yazılarından dinlemeye devam edelim. Harborne 1 Temmuz 1578'de Londra'yı gizlice terk eder. Yanında bundan 3 yıl önce aynı yolu tepmiş Joseph Clemens. Clemens ilk gezisinde ikisi için Osmanlı topraklarına giriş izni almış. Yanlarında kersi denen kaba yünlü kumaş, ayrıca kurşun ve kalay örnekleri. Hamburg üzerinden Danzig'e, oradan da Lvov'a gidiyorlar. Burada bir bakıyorlar ki Polonya kralı Lvov'da Osmanlı sultanının elçilerinin getirdiği bir anlaşmayı imzalamaya hazırlanıyor. Herhalde Harborne'un diplomatik kariyerindeki en mutlu tesadüf bu iki elçiyle karşılaşması. Ahmet ve Mustafa Çavuşlar'a yanaşıp onları kendisini İstanbul'a götürmeye razı ediyor ve kervanlarına katılıyor. İki ay sonra 28 Ekim 1578'de Harborne İstanbul'a giriyor. Üzerinde Fransız ve Venedikli rakiplerinin dikkatini çekmesinler diye Türk kıyafetleri. Kent diğer ülkelerin elçileriyle dolu demiştik ya, işte bunlardan en etkili olanlarının Osmanlı ticaret tekelini ellerinde bulunduran Fransız ve Venediklilerin öfkesini çekmesin, saraya ulaşması engellenmesin diye Türk giysilerine bürünmüş Harborne. Susan Skillitter'ın yazdıklarından öğrendiğimize göre başarılı da oluyor ve 3. Murat'tan kendisi için bu topraklarda ticaret beratı Kraliçe Elizabeth'e hitaben de dostane bir mektup alıyor. Elizabeth, Büyük Sinyor'un, Osmanlı Padişahı'na o dönemde böyle diyorlar İngiltere'de, Büyük Sinyor'un ülkesinden başarıyla dönen bu adamı önce tüm tebaasını kapsayacak bir ticaret anlaşması için geri gönderiyor, bunu da başarınca İstanbul'daki daimi temsilcisi yapıyor. Ama there was a lot of opposition. Internally, domestically, there was a lot of opposition. Osmanlı ile ilişki kurulmasına İngiltere'de karşı çıkan çok oldu. Dini sebeplerle tabii. Ama bu dönemde, Elizabeth'in döneminde zaten Hristiyan Birliği denen bir şey kalmamıştı. Reformasyon yapılmıştı. İngiltere İspanya ile savaş halindeydi. Protestan İngilizler Katolik mezhebini İslam'dan beter görüyordu. İnsanlar diyorlardı ki, hatta bu dönemde basılan kimi kitapçıklarda bu tür ifadeler var. İşte onlar da bir tanrıya inanıyor, biz de. İkimiz de suretlere, heykellere tapmıyoruz. Reformasyon döneminde kiliselerdeki tüm resimler kalkmıştı İngiltere'de. Bizim onlarla daha çok ortak tarafımız var, ötekilerle değil diyorlardı. Profesör Colin Haywood'u dinliyorduk. O dönemde Osmanlı Kanuni dönemini yeni tamamlamış, içte ve dışta kendine güveni tam, ama Doğu cephesinde İran'la savaş sürdüğü için askeri malzeme ihtiyacı büyük. Gerçi Papa Müslümanlara askeri malların satılmasını yasaklamış. Ama Protestan İngilizler Papa'ya tabi değil. Bu nedenle hani Harborne'un İstanbul'a örneğini götürdüğü kalaydan, kurşundan bol bol satabilecek durumda Osmanlı'ya. Hatta Reformasyon, yani Protestan Kilisesi'nin Roma'dan kopma hareketi sırasında sökülen kilise çanları eritilip Osmanlı'ya satılıyor bu dönemde. Osmanlı da bunları silah üretiminde kullanıyor.
Sonra Londra'dan gelen kaliteli kumaş ve benzeri lüks mallar, ayrıca İngiliz tüccarlardan gelen vergiler de cabası. İngiliz tüccarlar, işte Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin asıl mimarları. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ball State Üniversitesi'nden Profesör Daniel Goffman anlatıyor. It's really happening at the same time that England is pushing into eastward into the Mediterranean and westward into the İngiltere'nin doğuda Akdeniz'e, batıda Amerika kıtasına doğru uzanmaya başlaması aslında aynı dönemlere rastlar. Bence bunun nedeni İngiltere'de güçlü bir merkezi hükümetin ancak 16. yüzyılın sonlarına doğru kurulması. Deniz ötesine el atmak için gerekli siyasi ve ekonomik kaynakları ancak bundan sonra seferber edebildiler. Halbuki bundan önce tüm enerjilerini İngiltere ve Galler arasındaki bağları pekiştirmeye, İskoçya ve İrlanda ile yaşanan gerginliğe vakfediyorlardı. Akdeniz'de, özellikle de Doğu Akdeniz'de ilginç olan bir diğer nokta şu. 16. yüzyılın sonunda, hatta 17. yüzyılda bile genişleme için inisiyatif İngiliz hükümetinden gelmiyordu. Bu işi yapanlar tüccarlar. Mesela William Harborn. William Harborn İstanbul'da hükümeti değil, Londralı tüccarları temsil ediyor. İlk büyük elçileri atayan kraliçe ya da parlamento değil, bu tüccarların kurduğu Levant Kumpanyası. Elçilikteki maaş ve masrafları da uzun süre onlar ödüyor. Yani bence İngilizlerin Osmanlı dünyasına yayılması siyasi değil, ticari bir hareket. Evet, ilk İngiliz Büyükelçisi William Harborn'un öyküsünde şimdilik değinmediğimiz bir nokta, onu 1578'deki ilk İstanbul gezisine gönderenlerinde, sonradan Büyükelçi olarak atanmasını sağlayanlarında Londralı tüccarlar Edward Osborne, Richard Staper ve ortakları oldu. Bu ikisi Harborn'un İspanya kumpanyasından da ortakları aynı zamanda. Edward Osborne daha sonra Osmanlı'da ticaret tekelini alan Levant Kumpanyası'nın başkanı ve Londra Belediye Başkanı da olacak. Yalnız diyor kimi uzmanlar, işin siyasi boyutunu da küçümsememek lazım. Yine Profesör Haywood'u dinleyelim. There's one misconception that ought to be cleared up. The economic factor was there from the beginning. Bir yanlış anlamayı düzeltmemiz şart. Başından beri ekonomik faktörler de vardı işin içinde, siyasi faktörler de. Bir nevi ikiz kardeş gözüyle bakmak lazım bu ikisine. Evet, 1. Elizabeth döneminde İngiltere yünlü kumaş ve diğer ürünlerine pazar bulma çabası içindeydi. Ama aynı zamanda İspanya'nın Akdeniz'deki üstünlüğüne karşı bir denge unsuru da arıyordu ve bu gücün Osmanlı olmasını umuyordu. Ya da döneminin Dışişleri Bakanı diyebileceğimiz Lord Walsingham'ın ifadesiyle şeytanın iki bacağını birbirine dolamayı umuyor İngilizler. Gerçi beklenen Katolik-Müslüman savaşı gerçekleşmiyor. Osmanlı savaşa ikna olmuyor ama İspanya'da uzun yıllar Türkler saldıracak endişesiyle doğudaki donanmasını geri çekemiyor. Dünyada daha hayranlık verici, daha tuhaf bir ülke yoktur. Büyüklüğü, ihtişamı, saf güzelliği. Daimi mutluluk şarabıyla sarhoş olmuş bir diyar. Dünyanın kalan kısmını hor görür, gürlediğinde yalnızca kan ve savaş yağdırır. Gün gelip hepsinin sahibi olacağına emindir. Kendine güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar dünyanın hudutlarından başka engel tanımaz. Böyle diyor İngiltere'deki ilk Osmanlı tarihinin yazarı, Elizabeth dönemi tarihçisi Richard Knowles ve ekliyor. Osmanlı'nın eli bir tek Amerika'ya uzanmaz. Bu büyük ve tehlikeli düşmandan uzakta olmak, Amerika için zengin maden yataklarından daha büyük bir şanstır. Evet, bu dönemde Avrupa'da bir yandan Osmanlı'yla ticaret sürüyor belki ama bu halk kitleleri düzeyinde Osmanlı'nın deyimiyle Darül İslam'la Darül Harb'ı birbirine pek de yaklaştırmıyor. Kafalardaki uçurumlar hala varlığını sürdürüyor. Osmanlı'nın Avrupa içlerine doğru yayılması da 17. yüzyıl sonuna dek devam ediyor. Bugünkü deyimle söyleyecek olursak, iş başka, dostluk başka. Profesör Süreyya Faruki. Vallahi söylem, biliyor musunuz, bazen gerçeklerden tamamen bağımsız bir şeydir. Çünkü
Hani yani Osmanlı korkusu bu ideolojik nedenlerden ötürü aslı olmadığı dönemlerde de epey canlı kalıyor ve canlı bırakılıyor. Profesör Faruki'ye biraz sonra yeniden döneceğiz. Ama önce Cambridge Üniversitesi'nde Türk hükümetinin Atatürk adına koyduğu bir bursla ziyaretçi profesör olarak bulunan Salih Özbaran'dan Avrupa'nın Türk imajıyla nasıl tanıştığını dinleyelim. 18. yüzyıl Fransa'sında bestelenen Türk merasimi için marşın eşliğinde. Sözcükleri İslamiyet'in de büyük ölçüde temsilcisi olarak Avrupa'da özellikle de İtalya'da 12. yüzyıldan itibaren kullanılmıştı. Ancak bu imaj, efendim bu imge 2. Sultan Mehmed'in 1453'te Konstantinopolis'i fethetmesinden sonra çok daha fazla heyecan yaratmıştı. Hatta Hristiyanların günahlarına karşılık Tanrı'nın cezası olarak da değerlendirilmişti. İşte siz buna müstahaksınız. Hristiyanlığı bu hale getirdiniz. Türkler sizin hakkınızdan gelmekte anlamında bir imge bu tabii ki. Bir yandan da bir hayali değil, fiili olarak, sürekli olarak savaş. Müthiş bir korku kompleksi gelişiyor bir yandan, öte yandan ve bu çok ilginç, bir diyelim meşrulaştırma söylemi. Yani birkaç hafta önce Floransa'da Palazzo Pitti'yi gezdim. 17. yüzyılın ilk yarısında barok, güzel barok resimleriyle resmedilmiş ve bir mekan sadece Lorenzo il Magnifico'nun anısına yapılmıştır. Efendim işte İstanbul fethinden sonra güzel sanatlar meğerse Bizans'tan kaçıyorlarmış ve böyle sürgün, sefil, perişan olarak Floransa'ya geliyorlarmış ve Lorenzo il Magnifico hüsnü kabul yapıyormuş. Tabii yapıldığı zaman Lorenzo 1,5 yüzyıldır ölmüş bulunuyordu. Yani görüyorsunuz orada işte Lorenzo il Magnifico çoktandır ölmüş bulunuyor. Hikaye de tarihi değil. Fakat 17. yüzyıl başlarında olaylardan epey uzakta bulunan fakat Akdeniz'de iddiası olan Floransa Dükası böyle bir resim yaptırıyor. Avrupa'da Osmanlı korkusunu ve yöneticilerin bu korkuyu kendi çıkarlarına kullandıkları bir örneği Profesör Süreyya Faruki'den dinledik. Peki ya İngilizler? Osmanlı'ya bu en uzak Avrupa ülkesi için aynı korku söz konusu mu? Onlar için ilişkilerin başladığı 16. yüzyılın sonunda Türk kim? Colin Haywood yanıtlıyor. The image was a very exotic one. Something entirely different. People who dressed by English standards very strange. Çok egzotik bir imajı var. Tamamen farklı bir dünya. İngiliz ölçütlerine göre oldukça farklı giyinen insanlar var orada. Türbanlar, cübbeler. Şiddetin yaygın olduğu bir ülke. Gerçi bu dönemde Avrupa'da da durum farklı değil ya. Sonra dinsiz putperest olarak görülüyorlar. Osmanlılar da onları darül küfür yani kafirler diyarı diye niteliyor. Ama 17. yüzyıldan sonra o kadar çok seyyahın kitabı basılıyor ki büyük bir ilgi olduğu açık. Bu insanların mektuplarını, güncellerini okursanız İstanbul'da, Şam'da kadıyla, gümrük görevlisiyle ilişkiler kurduklarını, sık sık bir araya geldiklerini görürsünüz. Bu dönemde yazılan seyahatnameleri okuduğunuzda ikili bir imajla karşılaşıyorsunuz. Kimileri Osmanlı'nın vergi sistemine, askeri örgütlenmesine, nezaketine, mimarisine hayran, kimileri kazığa oturtulan adamlardan, rüşvetsiz hiçbir işin dönmemesinden yakınıyor. Aynı dönemde İngiltere'de halk dilinde Türk kelimesinin zalimlik, zaptolunmazlık, barbarlıkla eş anlamlı kullanıldığını görmek mümkün. Bir de yine 16. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanılan to turn Turk diye bir deyim var ki bu da aniden saldırganlaşmak anlamına geliyor. Bu çelişkileri Profesör Dan Goffman şöyle yorumluyor. I think that in the 17th century the English
in general had a very difficult time figuring out. Bence 16. yüzyılda İngilizler Osmanlı'yı tanımlama konusunda epey zorlandı. Çünkü hem dini açıdan hem de Osmanlı'nın Kuzey Afrika'nın farklılığına, yabancılığına bakarak onları hakir görme, ötekiler diye sınıflandırma arzusu büyüktü. Ama medeniyet ve güç açısından Osmanlı bu tanıma uymayacak kadar kuvvetliydi. Bu aralar İngiltere'nin Amerika kıtasındaki deneyimiyle Kuzey Afrika ve Osmanlı İmparatorluğundaki deneyimlerini karşılaştıran çalışmalar yapılıyor. Çünkü İngilizler ikisine aynı anda uzanıyor. Hatta Pocahontas Smith, John Smith gibi tanınmış macera perestler iki tarafa birden gidiyor. Ortaya çıkan ilginç sonuç şu. İngilizler Kuzey Amerika'daki gözlemlerini Osmanlı'ya mal etmeye çalışıyor. Yani mesela Anadolu'da, Filistin'de fazla nüfus olmadığı, buraların bakir topraklar olduğu fikri hakim ki tamamen yanlış bu. Ya da burada eşcinselliğin yaygın olduğunu düşünmeleri. Tamamen saçmalık. İngiliz hayalinin ürünü ve Osmanlı'yı aşağılama çabasının bir parçası. Tabii 18. 19. yüzyıllarda güç dengesi tersine döndüğünde Osmanlı imajı değişiyor. Ama onu da bu dizinin daha sonraki bölümlerine bırakalım isterseniz. Evet, bu programa Osmanlı'ya giden ilk İngiliz elçisiyle başlamıştık. İngiltere'ye giden ilk Osmanlılarla bitirelim. Bilinen ilk ziyaretçiler 1580'de Ahmet ve Nikola adlı iki şahıs. Bunlara belki de bugün bayramlarda, tatillerde alışveriş için Londra'yı dolduran Türklerin ataları demek lazım. Çünkü amaçları saraya lüks kumaş vesaire almak. Bir diğer konuk Mahmut Abdullah Frank adıyla da anılan Gabriel de France. 3. Murat'tan bir mektup getiren de France'ın Elizabeth'le Osmanlı arasında diğer Hristiyan ülkelere karşı gizli ittifak kurmaya çalıştığı bir casus olduğu söyleniyor o dönemde. İlk resmi elçi Mustafa Çavuş ise İngiltere'de kuşkular uyandırmış. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Süheyla Artemel anlatıyor. Mustafa Çavuş aslında bir Macar asıllı bir Osmanlı. Sarayda iyi bir mevkiye geliyor. Latince de bildiği için çevirmen olarak kullanılıyor. Ve Harborne ilk defa 1578'de Türkiye'ye geldiği zaman o sırada kendisine yardımcı olmaya çalışıyor. Osmanlılardan ticaret izni alabilmesi için. Diğer yönden yine bu devirde herkes birbirinden kuşkulanıyor. Ve Mustafa'ya karşı da bazı kuşkular var. İstanbul'dan biraz da aleyhinde haberler geliyor. Yani İstanbul'da o devirde bulunan İngiliz elçileri de bunu pek makbul kişi olarak görmüyorlar her nedense. Mustafa Çavuş ise İngiltere'ye vardığında bir süre zorluklarla karşılaşıyor. 1607'de gidiyor. Bu dönemde artık Kral James. Bu kral da oldukça dindar bir kişi. Ve Osmanlılara karşı da bir tutumu var. Bir süre tereddüt ediyor. Fakat özellikle Türkiye ile ticaret yapan kişilerin de baskısıyla en nihayet Mustafa Çavuş'u kabul ediyor. Gayet böyle tantanalı bir kabul töreni oluyor. Fakat bütün bu dedikoduların sonucu olarak Mustafa Çavuş'a karşı bir endişe ve bir kuşku var. O kadar ki onu bir sahtekar gibi de görüyorlar. Bunun da sonucunda o devirde oynanan bir piyeste Ben Jonson tarafından, Ben Jonson'un bazı piyesleri en azından Volpone'si Türkçe'ye de çevrildi. Mustafa Çavuş'a bir sahtekar olarak referans var ve Çavuş adı da bundan böyle İngilizce'ye sahtekarlık yapmak diye geçiyor. Yani ve bu lugata giriyor, bu şekilde kalıyor. Chios veyahut da Charles olarak.